Merhaba. Bugün biraz zihnimizden, beynimizden, bizi köşeye sıkıştıran düşüncelerimizden, onlara direnmemizden konuşalım istiyorum. Zihin deyince aklınızda ne canlanıyor bilmiyorum ama zihin deyince aslında aklınıza canlanması gereken şey bir yerde problemi çözmeye yarayan bir beynimizin bir kısmı, bir işlevi diyebiliriz. Bu anlamda zihnimiz bazen o denli problem çözen bir şey olduğu gibi bizi köşeye sıkıştıran, zorlayan bir yapı da olmaya başlayabiliyor. Burak, bu sana hiç tanıdık mı mesela? Yani zihnin seni köşeye sıkıştırması. Ne anlıyorsun böyle bir şey dediğimde Sürekli aynı şeyleri düşündüğümüzde zihnin bizi köşeye sıkıştırması, bizi ben? Evet. bunaltması, felaketleştirmemiz. Gibi. Aslında gün içinde bu problem çözmeye yarayan yapı birçok zaman sorunların üstesinden gelmemizi sağlıyor. Diyelim ki buradan Kadıköy'e nasıl giderim? Şuna binerim, oradan ona binerim, oradan ona binerim. Ya da bir problem çözeceksin. O problemi nasıl çözerim? Bunlar üzerine düşünürken zihin oldukça işlevsel. Ama günün yaklaşık %40'ını, 50'sini hatta gereksiz şeyler üzerine düşündüğümüze dair bazı istatistikler var. Nasıl ölçülebileceği tartışılır ama bize bir ipucu veriyor. Bu anlamda da şöyle diyebiliriz. Günün yarısını bu şekilde bir şeylerle meşgul olarak ya da gereksiz şeyler düşünerek geçirdiğimiz düşünülürse problem çözmediğimiz aşikar. Böyle olunca da sürekli geviş getiren bir beyne sahipmişiz gibi davranmaya başlıyoruz. Aslında bir köpeğin kemiği böyle kemirmesi gibi der buna Eckhart Tolle. Yani düşüncelerden bahsettik, %50, %40 düşünmekten bahsettik ama problem çözmediğine kanaat getirdik burada. Aslında bu kadar düşünmeye ihtiyacımız yok mu? Aslında bu şöyle bir şey. Zihnimiz normalde problem çözmek için evrimleşse de gün içinde de bu gereksiz dediğimiz şeyleri aslında bir tehlikeye karşı gardını almak gibi değerlendirebiliriz. Zihnimiz olumsuz düşünceyi üretme konusunda müthiş bir mekanizma olduğu için, yani olumsuz düşünceyi, olumsuz durumu savuşturma konusunda müthiş bir mekanizma olduğu için gün içinde de olumsuz şeylere daha fazla takılma eğiliminde oluyor. Ve stres verici şeyler anında da, stres verici durumlar anında da kendiliğinden de bu stres verici durumu yaratma, stres verici durumu ortaya çıkarma hali olduğu için mesela hayal ederek bu sefer bizi köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Aslında zihnin işleme süreci, bilgi işleme sürecinde bir aksaklık sonucunda zihin sürekli kendi kendine çözmeye çalışacağı problemler yaratıyor. Yaratmaya başlıyor. Aslında bu bir aksaklık da denebilir buna. Ama sürekli bir şeyin üzerine düşünmek de denebilir. Yani zihin siz olduğunuzda, yani zihin sen olduğunda, aslında zihin sen değilsin ama senmişsin gibi davranmaya başlıyorsun. Bu ne demek? Zihnin, beyninin aslında aktivasyonuyla ortaya çıkan bir yapı. Bunun içinde bellek var, problem çözmeye yarayan şeyler var, algılanan yerler var, beynin çeşitli bölmeleri. Bunun toplamından aslında bir düşünce çıkıyor ortaya ve problemi çözmeye kalkıyorsun. Ama zihin sen değilsin. O vücudunun bir kısmı. Ama senmişsin gibi davranmaya başlıyorsun. Birleşmeye başlıyorsun aslında düşüncelerinle. Şöyle düşünebilirsin. Mesela diyelim ki bir kaygı problemi yaşadığın bir dönemdesin ve aklından çok fazla kaygılı olduğun için zihnine şöyle düşünceler belirmeye başlıyor zihninde. Ya paniklersem, ya kontrolü kaybedersem, ya rezil olursam gibi düşünceler gelmeye başlıyor diyelim. Bu senin zihninin görüntüsü olsun. Bunu şimdi şöyle bir gözünün önüne getirir misin? Yüzünün önüne getir. Getir getir yaklaştır iyice. İyice yaklaşsın. Bunlar bu şekilde zihninde dönmeye başladığında gün içinde benim yaptığım hareketleri görebiliyor musun şu anda? Hayır. Şu anda film izlemek sana keyif verir mi bu haldeyken? Hayır. Evet. Şimdi ondan uzaklaş ve kucağına doğru koy onu. Şimdi beni görebiliyor musun? Evet. Evet. Şu anda film izleyebilir misin? Evet. Evet. Yani aslında kafanın içinde dolanmayı, kaybolmayı bırakıyorsun ve kucağına koyuyorsun bu durumu, bu düşünceleri. Bunu tamamen at demiyorum aslında sana. Evet. Yeri geldiğinde biraz önceki gibi çıkartabilirsin. Diyelim ki sen panikledin ve kontrolü kaybetmek üzeresin. O zaman gözünün önüne getirebilirsin. Ama öncesinde düşünmeye başladığında bunları, yani aslında ne korkacağın bir yerdesin ne de panikleyeceğin bir yerdesin. Arkadaşınla çay içiyorsun. Ve çay içerken bu şekilde aklından bu düşünceler geçiyor. Ve aklından geçen bu düşünceler seni köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Ve sana aslında işkence etmeye başlıyorlar bir yerde. Yani zihnindeki düşünceler senin köşeye sıkışmanı ve benliğine işkence eden bir zihin yapısına ulaşmana sebep oluyor. Evet, abartılı gelebilir bu işkence kelimesi ama bir şekilde aslında köşeye sıkışmış hissediyoruz, kaygılanıyoruz, endişeleniyoruz ve ortada bir şey yokken arkadaşımla çay içerken zihnimde yine belirmeye başlıyorlar. Şimdi zihin sen değilsin dedik ama bu normal kabulün dışına çıkmak oluyor biraz. Çünkü yeterince açmadığımızı düşünmekteyim.
Yani diğer parçalarını unutuyorsun dememiz daha mantıklı olur. Yani bedenini ya da zihinden ardına kalan beyninde. Çünkü aslında bir anlamda bence zihin sensin. Yani çünkü insanların birçoğu algılayabildiği kadar kendi olduğunu düşündükleri için. Şimdi çocukluğumuzdan beri aslında bir şekilde zihnimizin içine kaybolmaya alışıyoruz. Yani aslında daha çocukken daha fazla anda kalabilirken büyüdükçe aslında zihnimizin içinde daha fazla zaman geçirmeye başlıyoruz. Ve zihnimizin içinde daha fazla zaman geçirdikçe onunla birleşmeye başlıyoruz ve tek gerçeklikmiş gibi gelmeye başlıyor. Çünkü bu sayede problemleri çözüyoruz. Yani gelecekteki bir şeyi öngörüyoruz. Problemlerimiz tek gerçekmiş gibi geliyor. Tek gerçekmiş gibi geliyor. Yani aklından geçen tüm düşünceler benmişim gibi gelmeye başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Gelecekte olma ihtimali olan bir problem bu kadar fazla zihnimin önünde, gözümün önünde oynatmaya başladığımda biraz önce yaptığım gibi bu senin gerçekliğin olmaya başlıyor bir yerde. Ve bu senin gerçekliğin olmaya başladığında da aslında senmişsin gibi geliyor. Senmişsin dediğim kavram aslında bir yerde o. Ama senin dediğin gibi başka hayatın içinde deneyimlediğin başka deneyimlerin de var. Mesela etrafı görüyorsun, kokluyorsun, tadıyorsun, hissediyorsun, duyumsuyorsun. Evet, zihnin bunların hepsini bir araya getirerek senin şu anda deneyimlemeni sağlayabilir. Ama sadece belleğindeki düşünceleri getirerek ya da gelecekle ilgili kaygılanarak senin şu andan koparak kendi gerçekliğini yaratmaya başlamana da sebep olabilir. Yani senin gerçekliğin tam şu an. Şu an yaşadığımız hayat, etrafta gördüğün şeyler, tattığın şeyler, kokladığın şeyler. Ama zihnin içinde bu filmi oynatmaya başladığında gözünün önüne geliyor ve duygu durumun ona dönüşmeye başladı. Düşünsene, kaygılanacağını düşünüyorsun. Kontrolü kaybedeceğini, panikleyeceğini düşünüyorsun. Fizyolojik olarak nasıl tepki verirsin? Yani vücudun korktuğunda ne yapıyorsa o olmaya başlar. Heyecanlanırsın. Ya da duygusal olarak korkmaya, endişelenmeye başlarsın daha da fazla. Ve gerçekliğin haline dönüştürmeye başlarsın. Ama o andaki gerçekliğin aslında şu anda bir tehlike var mı? Yok. Yok. Ama tehlike varmış gibi vücudun algılamaya başlar ve düşüncelerin olmaya başlarsın. Demeye çalıştığım şey bir yerde bu. Bu nasıl geliyor kulağa? Güzel ama bence bu zihne kaçmak bazen her zaman kötü olmayabilir. Çünkü mesela bazen içinde bulunduğumuz çevre çok bize iyi gelmiyordur ve zihnimiz bir şekilde kaçma yolunu arar. Kendi realitesini, gerçekliğini yaratır. Bir de kötü olmadığı bir durum. Atıyorum yazarsan bu kötü değildir. Sürekli problem yaratan bir beyin sana doğaç verebilir. Ama bir muhasebeciysen bu durum senin için sıkıntı yaratabilir sürekli. Ondan yani, ne derece kontrol edebiliriz bilmiyorum. Şimdi bu zaten zihnimiz bizim ya da beynimiz diyeyim daha geniş bir ifadeyle beynimiz zaten şu an yeryüzündeki en gelişmiş organ. Yani bunu yadsıyamayız. Fakat bunu nasıl kullandığımız çok önemli değil mi? Yani tabii ki de sen şayet yazarsan ya da bir yaratıcılığını tetikleyecek işler yapacak bir yazılımcıysan örneğin bunun içinde çokça zaman geçirmeye ihtiyacın vardır. Ve gerçekten iş yaparken onun içinde kaybolabilirsin. Zihninin içinde derinliklerinde gidebilirsin. İnzivaya çekilip orada yazmak için düşünebilirsin. Ama durup arkadaşınla beraber çay içerken birazdan başıma bu gelirse, şu olursa ya da yarın toplantın var. Yarın toplantımda ya çok heyecanlanırsam ya başıma işte çok kötü şeyler gelirse ya konuşamazsam gibi topluluk önünde heyecanlanırsam gibi düşünceleri düşünmeye başladığında bu sefer zihnin seni esir almaya başlıyor. Demeye çalıştığım şey bir yerde bu. Bir de işin garip tarafı bununla mücadele etmeye başladığında, bundan kurtulmaya başladığında da daha fazla üstüne yığılmaya başlıyor. Beynin geri tepme mekanizması şöyle yapıyor. Şayet sen bu düşüncelerden kurtulmaya çalışıyorsan kesin burada bir şey var demeye başlıyor bu sefer. Bu sefer daha fazla gözünün önüne getirmeye ve düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla bu düşüncelerine de nazikçe yaklaşmak ve kucağında yer açman gerekiyor. Kabul etmen. Evet, şu an bunu düşünüyorum. Şu an böyle bir düşüncenin içindeyim. Şu an bunu düşünmemin bir mantığı yok aslında. O zaman bunun bir örneğini yapalım birlikte. Diyelim ki çok kaygılanacağını düşündüğün bir yere gidiyorsun. Yani... ben hayatımda kaygılanmam ki. Bilirsin. Evet, sen zaten hiç kaygılanmazsın, onu biliyorum. Ve bir anda bu düşünceler yine zihnine üşmeye başladı. Demeye başladın, eyvah bir şey olacak, o olacak, bu olacak, kontrolü kaybedeceğim ya da toplantıda çok heyecanlanacağım diye bir gün önceden kendince düşünmeye başladın. Çünkü beynin de bunu düşünürsen çözeceğini düşünüyor. Çocukluğundan beri bu problemler üzerine düşünerek, mesela bir matematik problemi çözmen gerekiyorsa onun üzerine düşünerek bunu çözdün. Ama şu anda da beynin sanıyor ki bunun üzerine düşünürsem bunun üstesinden gelirim. Yarınki toplantım bu sayede çok iyi geçer diye düşünmeye başladı ama bu aksine seni daha da strese sokmaya başlıyor. Ve o anda bunu fark etmen çok önemli. Ha evet, şu anda biraz önceki kağıttaki gibi şu an bu şekilde düşünüyorum diyebilmen, belirginleştirmen
Ve sonrasında bundan ayrışman çok kritik. Yani düşüncelerin sen değilsin derken demeye çalıştığım şey o. Bu yarın olacağına dair bir garantimiz yok elimizde. Ondan sonra yanına oturtman, kucağına oturtman. Çünkü şu anda böyle bir durum yok. Yarın başımıza geldiğinde düşünürüz diyebilmek için kenara koyman gerekiyor. Şayet yarın heyecanlanırsan bu kağıttaki yazanlar gibi tekrardan gözünün önüne getirebilirsin. Ama şu anda yarın için heyecanlanacağın bir şey var mı Burak? Yok, yapabileceğimiz bir şey de Kontrol edebileceğin bir şey var mı? yok. Değiştirebileceğin bir şey var mı? Yok, yapabileceğimiz bir şeyleri de mani olduğu için en azından tamam kaygının biraz tetiklemesine izin verebiliriz ama fazlası da bize Evet. ket vurur. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizler için psikolojiyle ilgili videolar çekiyoruz. Bugün de biraz düşünceleri konuştuk sizinle. Düşünceler sizin düşmanınız değil, dostunuz da değil. Aslında bir şekilde size yol gösteren enstrümanlar. Hayat yaşamanızı sağlayan enstrümanlar. Bu noktada onlarla savaşmanıza gerek yok, direnmenize gerek yok ama onları fark etmenize ve sizi esir aldıkları anda "Ha, bunu düşünüyorum şimdi" demenize ihtiyaçları var. Ki kaybolup gitmeyin. Ve dolayısıyla ana dönebilmek için de, beş duyu organınızla o anı hissetmek için de bu düşünceleri ilk adım fark etmeniz gerekir. O halde geleneksel cümlemizi kuralım. Hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Video öneriniz varsa da alta yorum olarak yazmayı unutmayın. Okuyoruz. Ben okuyorum.